Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili seyirciler, Diyanet TV stüdyolarından herkese iyi akşamlar. Önceki bölümümüzde COVID-19 salgını ile ilgili olarak çıkan çeşitli sorunlara, dini problemlere değinmiştik. Bu kapsamda koronavirüsün bir kıyamet alameti olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini, bu konuyla ilgili çıkan kehanetlere ve gördüğü söylenilen rüyalara Müslümanın nasıl bakması gerektiğini konuşmuştuk. Yine cuma namazı ve cenaze ile ilgili konular üzerinde detaylı bir şekilde durduk. Kaçıran izleyicilerimiz Diyanet TV adresinden ve YouTube kanalından seyredebilirler. Bugün de COVID-19 sebebiyle ortaya çıkan oruç ve zekatla ilgili konular üzerine konuşacağız. Bu bağlamda Ramazan ayının ertelenmesi önerisini, COVID-19 salgınının oruç tutmama mazereti olarak kabul edilip edilemeyeceğini, yine yardımlaşma kampanyalarına zekat verilip verilemeyeceği gibi birçok konu üzerinde duracağız inşallah. Bu konular dışında kurulumuza çokça sorulan, çokça konu edilen bir konuyu daha ele alacağız. Devlet bankalarının verdiği destek kredilerini konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekilimiz Zeki Sayar Hocamız. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah, hamdolsun. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah hocam. Hocam, Ramazan ayındayız. COVID-19 salgını dünyada can almaya devam ediyor. 100 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Milyonu aşkın bu hastalığa yakalanan insanlar var. Yani Ramazan bir anlamda COVID-19 salgını gölgesinde geçiyor. Tam anlamıyla Ramazan'ı yaşayamamanın bir burukluğu var bizde ve bütün Müslümanlarda. Burada tabii dile getirilen bir konu var. Geçen programda da kısaca buna temas ettik ama daha detaylı konuşmak istiyorum. Bazı mecralardan, bazı kişilerden COVID-19 salgını olduğu için Ramazan ayını erteleyelim, işte Eylül'ü alalım, Ocağı alalım, aralığa taşıyalım gibi çeşitli öneriler var. Bunlarla başlayalım hocam. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de Ramazan'ın bu feyizli, bereketli günlerinde Cenab-ı Hak'tan tekrar niyaz edelim. Hakikaten insanlığın karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan bir an önce kurtulmasını Allah nasip eylesin. Amin. Özellikle milletimize, memleketimize salimen nice böyle rahat geçireceğimiz Ramazanları nasip eylesin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak inna iddete şuhuri indellahi 12 şahran fi kitabillahi yevme halakas semavati vel ard minha erba'atun hurum sadakallahul azim. Yani zaman Allah'ın katında ayların sayısının 12 olduğunu, efendim bunların işte 4 tanesinin haram aylar olduğunu, kısaca yani zamanı belli bir çizgide tutan Cenab-ı Hak'tır. Bu bakımdan Ramazan ayı, yani Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, içerisinde Kadir Gecesi'nin bulunduğu, Kur'an'da müstakil olarak Şahru Ramazanellezi diye bahsedilen işte bir aydan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ibadetlerimizin şeklini, hangi zamanda yapılacağını, nasıl yapılacağını biz daha çok aklımızla değil vahiy ile öğreniyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Yani Allah da orada zaten ya bir ay oruç tutun demiyor. Senenin bir ay oruç tutun demiyor. O ayı açıkça belirliyor değil mi hocam? Femen şehide minkumu şahra felyasum diyor. Yani Ramazan ayına şahit olduğunuz, Ramazan ayına geldiğiniz zaman. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, daha önceki programda da sizler ifade etmiştiniz. Peygamberimiz hilali görün, oruç tutun. Hilali görün, iftar edin. Bütün fukaha Ramazan'ın tespiti, efendim bayramın tespitiyle ilgili kafa yormuş, çalışmalar ortaya koymuş. Bu bakımdan bu söylemlerin, yani bu salgın hastalıktan dolayı Ramazan'ı toplu olarak bir başka zamana erteleyelim manasına gelecek ifadelerin dini ve ilmi hiçbir dayanağı yoktur. Ramazan-ı Şerif mübarek geldi. Cenab-ı Hak yaptığımız bu aydaki
ibadetlerimizi makbul eylesin. Şimdi hocam belki şu tam olarak anlaşılmıyor. Şimdi biz ibadeti aslında iki anlamda kullanıyoruz. Bir, genel olarak Allahu Teala yaptığımız bütün işte namazdır, oruçtur, işte dürüstlüktür, ahlaki vazifelerdir, muamelatla ilgili konulardır. Hepsi aslında ibadet kapsamına, Allah'a kulluk kapsamına girebiliyor. Ama evet, bir de taabbudi dediğimiz, yani ibadeti özel anlamda kullandığımızda daha formal var, ibadetlerden bahsediyoruz. Bunları ayırt etmek gerekiyor. Mesela Hazreti Peygamber zamanında, aleyhisselam zamanında olmayan bir akit, bir sözleşme bugün olabilir. Temel kurallara uyuyorsa, akitlerle ilgili temel kurallara uygunsa bugün geçerli sayılabilir. Ama Hazreti Peygamber zamanında olmayan bir ibadet bugün olmaz. Çok değil doğru mi hocam? Evet. Yani Hazreti Peygamber sizin de ifade ettiğiniz gibi bunları tavsiye ediyor zaten. Mesela diyor ki sallu kema raeytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılarsam bana bakın öyle namazınızı kılın. İşte haccınızı benden öğrenin. Yani bu formal ibadetler her zaman vurgulandığı gibi bunlar taabbudi şeylerdir. Peygamber Efendimizin bize öğrettiği gibi. Niçin sabah namazı 10 rekat değil de 2 rekat? Niçin öğlen namazı efendim 4 rekat, akşam 3? Bunların neden ve niçini olmaz. Bunlar kulluk düşüncesine aykırı şeyler. Ama biz bunların hikmetini anlamaya, kavramaya çalışırız. Cenab-ı Hak niçin kurban ibadetini emretmiştir? Ya bunun hikmetini kavramaya çalışırız. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz gibi içtihada açık, bizim muamelat dediğimiz insanın insanla, insanların devletle, toplumla olan ilişkileri, bunlar müştehedün fi konulardır. Dinin genel sabiteleri içerisinde, genel kuralları içerisinde farklı içtihatlar oluşturulabilir. Ama ibadetler konusunda elbette kafa yormalıyız. Ama daha çok onların arka planını, hikmetini anlamaya, ibadetleri kavrama konusunda derinleşmeye gayret etmeliyiz. Ama ibadetlerin yapılış şeklini Hazreti Peygamber öğretti, sahabe nasıl yaptı, o günden bugüne fiili olarak nasıl geldiyse öyle yapacağız. Peygamberimize oruç Kur'an'la farz kılındığı andan itibaren İslam'ın 5 temel şartı olan oruç ibadeti Ramazan ayında ifa edildi. Dolayısıyla tekrar biraz önceki cümlemi müsaadenizle tekrar vurgulamak istiyorum. Yani Ramazan ayını bir başka aya, hac aylarını, hac zamanı bir başka zamana, bunların İslam'ın temel ilkeleriyle veya Müslümanca bir bakışla bağdaştığını söyleyemeyiz. Evet hocam, siz de söylediniz. Efendimiz diyor ki hac menasikini, hacin kurallarını, yapılışını benden alın diyor. Ve onlar ve çok detaylı bir şekilde bizim belki hadis kitaplarındaki en geniş bahislerden, bölümlerden birisi menasik bölümüdür, hac doğru bölümüdür. Doğru. Çünkü yine namazla ilgili bölümler çok geniştir. Çünkü onun her şeyini bizim alimlerimiz de ashab da peygamberimizden bizzat öğrenmeye çalışmışlar. Doğru. Yani tam olarak nasıl yapıyor, neyi kılıyor, elini nerede kaldırıyor, nerede hangi sureyi okuyor diye öğrenmeye çalışmışlar. Bu ibadetlerin dolayısıyla formal olan, şekli olan ibadetleri değiştirmeye aslında kimsenin öyle bir yetkisi de yok. Kur'an ve sünnet de bize öyle bir yetki vermiyor. Tabii hocam şöyle bir dinin durum. Dinin tahribi olur mu? Dinin tahrifi oluyor ve dinin onu da değiştirdiğinizde, haccı taşıdığınızda, orucu başka bir yere taşıdığınızda, işte namaz vakitlerini değiştirdiğinizde dinin sabiteleriyle oynamaya başlıyorsunuz aslında. Evet. Ve ciddi bir sorun ortaya çıkıyor. Ciddi bir tehditle karşı karşıya kalıyorsunuz. Hocam, bunlar bidayetten, başlangıçtan bugüne kadar asla tartışması söz konusu olamayacak derecede bizim uymamız gereken kurallardır. Dolayısıyla bu gündemde hani konuştuğumuz şeyler veya konuşulan şeylerin dini bir dayanağı yoktur. Yani geçmişte de pek çok veba salgını oldu, pek çok deprem oldu ve kimse Ramazan'ı erteleyelim diye hiçbir İslam alimi benim bildiğim yok. Evet. Böyle bir şey ortaya çıkmadı. Çıkmadı, evet. Şimdi hocam şuradan devam etmek istiyorum.
İslam dini yine Ramazan'la ilgili, oruçla ilgili biliyoruz ki genel bir ilke var. Allah kimseyi gücü üstünde, gücünden fazla bir şekilde yükümlü tutmaz, mükellef kılmaz. Herkes gücü nispetinde sorumludur. Ramazan orucu da buna dahildir. Yine Kur'an-ı Kerim'de de orucu tutmamayı mübah hale getirenler, yine hadislerde de ifadeler var. Bu bağlamda hocam, yine bu konulara da değinmenizi istiyorum ama daha özelde COVID-19 salgını Ramazan'da oruç tutmamak için bir mazeret kabul edilebilir mi? Şimdi Kenan hocam, oruç evrensel bir ibadet. Sadece İslam'a, yani kısaca bizim peygamberimize, Muhammed ümmetine emredilen, farz kılınan bir ibadet değil. Bunu ayeti kerimeden anlıyoruz. Bütün ilahi dinlerde oruç var. Yani ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettakun. Umulur ki korunursunuz. Yani sizden öncekilere farz kılındı, size de farz kılındı. Bu sayede sakınır, korunursunuz. Bize de hitap eden şekliyle az önce söyledik, Ramazan ayına ulaşan oruç tutsun. Ama dinde genel bir ilke var. Siz de ona işaret ettiniz. Hakikaten Cenab-ı Hak kullarına gücünün yetmediği, yani teklifi mala yutak diyoruz, İslam'da yoktur. Cenab-ı Hakk'ın, yüce yaratıcının bütün kullarına emrettiği teklifler, yani onlardan istediği şeyler daha açık bir ifadeyle kulun gücü vus'atı nispetindedir. Oruç farklı bir ibadet. Yani oruç konusunda malum hadisi kutsi'de Cenab-ı Peygamber buyuruyorlar ki Cenab-ı Hak'tan naklederek, yani kullu amel ibni Adem leh. Ademoğlunun her ameli kendisi içindir. İlla sıyam, oruç müstesna, fe innehu li, o benim içindir. Yani çok önemli, o benim içindir. Yine yani cennetin kapılarından birisinin isminin de oruç Reyyan olduğu biliniyor, biliyoruz. Bu bakımdan hakikaten önemli bir ibadet. Cenab-ı Hak hakkıyla yerine getirmeyi nasip eylesin. Ama buna rağmen oruç tutmamayı mübah kılan bir takım kolaylaştırıcı, bir takım ruhsatlar veya şer'i mazeretler söz konusudur. Bunlardan birisi de hastalıktır. Yine Kur'an-ı Kerim'den çıkarıyoruz malum işte. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَسُمْ اَمَا وَمَنْ كَانَ فَمَنْ كَانَ مَرِيطًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ Devam ediyor ayet-i kerimeler. Sadakallahu l-azim. Bu münasebetle hocam tercüme edersek belki. Ha, öyle mi? Ayetler çok meşhur ayetler olduğu için. Yani kim Ramazan ayına ulaşırsa onda oruç tutsun. Ama kim de hasta olur veya yolcu bulunursa bu Ramazan ayına bu hastalık ve oruç gelirse Ramazan'ın dışında tutamadığı günler sayısınca oruçlarını kaza etsin. Devam eden ayetlerde de yani biraz da belki bahsederiz. Kronik rahatsızlığı olan yani oruç tutma kudretini tamamen kaybeden kişiler de tutamadığı günler sayısınca fidye verirler. Şimdi gelelim sualinize bu COVID-19 ile ilgili. Şunları ifade edebiliriz. Hakikaten COVID-19 hastalığına düçar olmuş, tedavisi devam eden, bu tedavisi devam ederken ilgili doktoru tarafından oruç tutmamalısınız, bu tedavinizi olumsuz yönde etkiler kanaati varsa, bu kanaatin üzerinde bizim söyleyeceğimiz bu durumda olan kardeşlerimiz oruçlarını tutmazlar. Az önce ayeti kerimede de ifade edildiği zaman, şifa buldukları zaman kaza ederler. Yine bu hastalığı devam ediyor. Hakikaten ağır geçiyor hastalığı veya bizim basın açıklamamızda da vardı. Özellikle basın sağlık personelleri, sağlık mensupları bu hastaları tedavi eden doktorlar ve beraber çalıştığı sağlık elemanları da eğer bu tedaviyle oruç tuttukları takdirde bu tedavide zorlanacaklarsa veya herhalde uzun nöbet tutuyorlar o giysileri koruyucu falan zarar göreceklerse kurulumuz
bu kardeşlerimizin de bilahare Ramazan'ın dışında oruçlarını kaza etmelerini açıkladı. Müsaade ederseniz buraya gelmişken bir iki cümle daha bu şer'i özürlerden bahsedelim. Yani bu çerçevede ağır hasta olanlar veya hamile hanım efendiler veya emzikli hanımlar, kronik hastalığı bulunanlar, bu kurulumuza çok çok soruluyor, veya çok ileri yaşa gelmiş yaşlı insanlar, pirifani dediğimiz kişiler de Ramazan ayında oruç tutmayabilirler. Bu mazeret sahipleri Ramazan ayının dışında sağlıklarına kavuştukları zaman tutamadığı günler sayısınca oruçlarını kaza ederler. Ama mevcut hastalığının iyileşme imkanı yoksa, kronik hastalık dediğimiz veya efendim işte oruç tutma kudretini tamamen kaybetmiş ileri derecede yaşlılarsa, artık oruç tutamayacakları için onlar da dinimiz ayrı bir ruhsat onlar için getiriyor. Ramazan ayının dışında, Ramazan ayında tutamadıkları her gün karşılığında kurulumuzun, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun belirlediği 2020 yılı için fitre miktarı malum 27 TL. Bu kadar her güne, her orucun fidyesini fakirlere verir. Hocam belki bu bağlamda birkaç cümleyle, yani bu fitreyi Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu nasıl belirliyor? Bunu belirlerken nelerden hareket ediyor? Seyircilerimize paylaşsanız. Evet, teşekkür ediyorum. Malum bu konularla ilgili aleyhissalatu vesselam Efendimizin hadisi şerifleri var. İşte fitrenin hurma, buğday, arpa, kuru üzüm gibi. Ama öteden beri Din İşleri Yüksek Kurulu bunlarla birlikte, bu sabitelerle birlikte şu esası göz önünde bulunduruluyor. Yani asgari geçim standardı dediğimiz, efendim devletin belirlediği evli ve bir çocuklu ailenin hani asgari ücret bunu alıyor. Bunu evvela işte 30'a bölüyor, 3'e bölüyor. Sonra çıkaranı da 3 kişiye 30'a bölüyor. Yani asgari ücret evli ve bir çocuklu ailede bir kişiye bir günlük ne kadar tekabül ediyorsa bunu hesap yaparak yani, çünkü fitrenin genel ölçüsü şudur. Fakirin hiç olmazsa sabah akşamlık bir günlük yiyeceğinin karşılığıdır. Devlet bunu belirliyor. Din İşleri Yüksek Kurulu da belirlerken bu ölçüyü tabii esas alıyor. Tabii bu ölçü asgari bir ölçü. Evet. Onu biliyoruz. Burada hocam konuyla burada ilgili... Burada bir cümle müsaade edersen. Tabii Hanefi mezhebinde fitre vaciptir. Şafii mezhebinde de farzdır. Şafii mezhebinde asgari böyle nisap falan, zenginlik ölçüsü de aranmaz. Orada da işte buğdaydan falan verilir. Yani o da tabii bir ölçü olarak burada hatırlatmış olalım. Hanefi mezhebinde de şartlar neredeyse zekata yakındır. Sadece evet. Artıcı nema şartı yoktur. Evet. Bir de üzerinden bir yıl geçme şartı aranmıyor malum. Evet. Burada şu konuya değinmek istiyorum hocam. Malum Efendimizin buyurduğu gibi din kolaylıktır, kolay bir dindir. İslamiyet hoşgörülü bir dindir. Tabii bu bazen yanlış anlaşılıyor. İslamiyet hoşgörülüdür demek ya oruç mu tutamıyor musun tutma gibi bir anlayış değil. Her ibadette belirli bir meşakkat vardır aslında. Bunu biliyoruz. Yani oruç 15 saat aç kalmak, susuz kalmak hani çok etkilemiyor ama illaki bir etkileme, bir şeyi oluyor. Vücuda bir etkisi oluyor. Bazı insanlarda şu gözüküyor. Hani ben Müslüman bilinciyle de çok yakınlaştıramıyorum açıkçası. Bir Müslüman nasıl oruç tutacağının yolunu arar aslında. Ramazan'da ben nasıl oruç tutabilirim? Yani bir hastalığım yoksa, bir yolculuk gibi bir şeyim yoksa ben oruç tutayım. Oruç tutmak için çalışırım aslında. Ama günümüzde bazı insanlar acaba Ramazan'da nasıl oruç tutmam diye bir bakış açısına, bir yönelişe gittiğini görüyoruz. Yine bu çerçevede işte oruç zaten bağışıklık sistemini
etkiliyor, bağışıklığı düşürüyor. İşte bağışıklığı düşürürse hasta olursam gibi endişeler ortaya çıkıyor ya çıkarılıyor. Bunlarla da ilgili hocam sizin biliyoruz bayağı bir araştırma işin uzmanlarıyla görüştüğünüzü neler söylersiniz? Şimdi evvela bu ifade ettiğiniz gibi din samimiyettir. Yani Hazreti dinin farklı tanımları var. Malum biliyorsunuz yani bizim kelam kitaplarımızda farklı yerlerde farklı tanımlar var. Ama çok enfes bir de Efendimizin bir tanımı var. Diyor ki ed-dinun nasiha, din samimiyettir. Kime karşı? Allah'a karşı, Allah'ın kitabına karşı, peygamberine, Resulüne karşı ve bütün insanlara karşı. Kenan Hocam, aslında yaşamın amacı Allah'ın beğendiği bir insan olabilmektir. İçinde bulunduğumuz hayat bizim sürekli kalacağımız bir yaşam değil. Allah böyle kılmamış. Yani insanlar burada Allah'ı tanımak, Allah'a kulluk etmek için varız. Yani varlık gayemizi Allah böyle ifade ediyor. Bu bakımdan ibadetleri yapma konusunda gayret etmek lazım. Yani böyle dinimizin onaylamadığı bir takım mazeretler üreterek ibadetlerden kendimize hani bir çözüm yolu bulma yoluna gitmemek lazım. Zaten çünkü sadece kendinizi yani kendimizi kandırmış oluruz aslında abi, değil mi? Çünkü Efendimiz diyor ki bakın oruçlunun iki tane sevinci vardır. Lissâimi ferhaten. Birisi hakikaten yani sabahtan imsak vaktinden iftar vaktine kadar Allah rızası için yememiş, içmemiş. O iftar saatindeki mutluluğu bir düşünün. Evet. Bir de kıyamet günü tuttuğu orucun mükafatını alınca. Ya o zaman belki cennetin özel kapısından davet edilecek. Konuyu fazla uzatmayalım. Bu bakımdan hakikaten bu ruhsatlar oruç tutma kudreti olmayan insanlar içindir. Şimdi bugünlerde çok çok konuşulan hususlardan birisi bu salgın hastalık COVID-19 insanların, oruç tutan insanların bağışıklık sistemine bir etkisi var mı yok mu? Sizin de ifade ettiğiniz gibi biraz da kurulumuzun verdiği bir görevle aşağı yukarı 8-10 tane bu alanın uzmanlarıyla, tıp bu alanın otoriteleriyle görüşme yaptık. Ortak mesele şu, bugüne kadar bilimsel olarak COVID-19 veya orucun, açlığın insanın bağışıklık sistemine olumsuz bir etki yaptığı tespit edilmemiş. Bilakis kısa süreli açlıkların insanın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler yaptığı hem bu görüştüğümüz bilim adamları tarafından hem bu konuda da bilimsel yayınların olduğu, bu yayınların da değer gördüğü, katkı gördüğü ilgililer tarafından ifade ediliyor. Bu bakımdan yani oruç zaten bu bizim için normaldir. Hazreti Peygamber'in beyanı var. İşte tasumu tasihu, oruç tutun, sıhhat bulun. Yani eğer bir konuda Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam oruç tutun, sıhhat bulun diyorsa inanan insanların, müminlerin Hazreti Peygamber'in bu ifadesinin kavramaya, araştırmaya bakarlar. Bu bakımdan yani hem tıp otoriteleri hem bilimsel bu konudaki yayınlar Ramazan ayındaki orucun insanın bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz bir etki bırakın, olumlu etkiler yaptığını ifade ediyorlar. Hocam şimdi Ramazan ayı malum ülkemizde yoğun bir şekilde bir heyecanla kutlanan yani yaşanan sevinçle yaşanan bir ay. Pek çok Müslüman ailede Ramazan'dan önce alışverişlere gidilir, Ramazan'da iftar sofraları düzenlenir, insanlar katkı sunmaya çalışır, aileleri toplar, yakınları toplar. Farklı bir Ramazan kültürümüz ve güzel bir Ramazan kültürümüz evet. Var pek çok açıdan. Ama bir yandan da salgın döneminde izolasyon içerisinde yaşamamız mümkün olduğu kadar az hareketle ve
kimseyle temas halinde olmadan yaşamamız gereken, sağlık otoritelerinin verdiği, yetkililerin söylediğine göre salgının artmaması, canımızın korunması, tedbirli olmak açısından böyle bir dönemde yaşıyoruz. Bu dönemde Ramazan'la ilgili neler söylersiniz? Nasıl oruç tutacağız? Yani nasıl yiyeceğiz, nasıl içeceğiz? Onlarla ilgili de neler söylersiniz? Şöyle diyelim, hakikaten bu Ramazan ayında işte bu salgından dolayı bir araya gelememenin, belki camilerde birlikte teravih namazı kılamamanın, efendim çocuklarımızla, gençlerimizle camilere koşamamanın bir burukluğunu yaşıyoruz. Ama geçen Sayın Diyanet İşleri Başkanımızla da bir toplantıda çok güzel bir ayeti kerimeyi hatırlattı. Bazen bizim şer gördüğümüz şey hayıra dönüşebilir. Hayır olarak bize gelen şey de şer olabilir. Şimdi böyle bir mahzuniyet var ama yani bütün evlerimizi mescide çevirebiliriz. Yani teravih namazı malum sünnettir ama cemaatle kılmak da sünnettir. Evlerimizde bir de bir genel kural vardır. Derler ki hani ümminin ümmiye imameti caizdir. Namaz kılmasını bilen kardeşlerimiz hakikaten kendileri geçer, bir imam olur. Bütün yavrularını, erkek çocuklar onun arkasında, hanımefendiler onların arkasında bu ibadeti evimizi mescide çevirerek kılabiliriz. Bir, iki, tabii Ramazan bir bakıma yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ayıdır. Bizim geleneğimizde, bizim milletin geleneğinde işte iftarları, toplu iftarlar falan vardır elhamdülillah. Bu da kaynağını dinimizden alır. Hazreti Peygamber kim bir insana, bir Müslümana iftar yaptırırsa onun sevabı kadar da o sevap alır. Malum. Ama bu Ramazan'da bu konuda biraz farklı davranalım. Yani bu toplu iftarlar zaten imkanı da yok. Ama bu iftarlarda yaşadığımız hazzı ve heyecanı şöyle yaşayalım. Bizzat çevremizdeki muhtaçlar, fakirler, yoksullara bizzat giderek, belki bizzat kapılarını çalarak bu iftar sevincimizi onlarla paylaşabiliriz. Ayrıca bu hastalık konusunda hep söyleniyor ama biz bir de Müslüman kardeşlerimizin bu Ramazan'ın feyzinden, bereketinden istifade ederek biraz daha o manevi duygularına hitap ederek söylemek istiyoruz. Bu sıkıntıdan bir an önce kurtulmak için Kur'an diyor ki fes'elu ehlezzikir. Her şeyi ehline sorun. Bizim de tıp uzmanlarımız, bilim insanlarımız hep televizyon ekranlarında ilgililer, devletin yetkilileri, bakanlar, hatta Diyanet İşleri Başkanımız, herkes yani bu salgından bir an önce kurtulmak için bilim insanlarının söylediklerine uyalım. Ne diyorlar? Aramızdaki sosyal mesafeyi koruyalım. İzolasyon diyorlar. Yani buna dikkat edelim. Hakikaten işte maske takmak gerekiyorsa mutlaka takalım ki inşallah bu hastalığın yayılması önlensin. Biz de daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlıklı günlere kavuşalım. Tabii hocam burada şu var, yetkililerin söylediği aslında İslam'ın temel ilkeleri, kurallarıyla da düşündüğümüzde kurulumuzun da bu konuyla ilgili beyanatları var. Başkanımızın da sigara diye bir hani kötü bir alışkanlık, bir bağımlılık diyelim. Ve hani günah olduğunu da zaten kurulumuzun beyanatlarında, görüşlerinde var. Ve bu hastalığı da ciddi anlamda etkilediğini, yani hastalık oranının, hastalığın ciddi geçirilme oranının 14 katına kadar çıktığını söylüyorlar. Bunlarla ilgili sigara ile ilgili de hocam bir çağrı yapmanızın, birkaç cümle etmenizi isterim. Bu konuyu hatırlattığınız için bir daha teşekkür ediyorum. Yani bu hayat bizim değil. Yani sağlık Rabbimizin bize lütfettiği en önemli nimetlerden birisi. Ama Peygamberimiz hep dikkatimizi çeker böyle. İşte onlardan birisi diyor ki iki nimet var ki insan onun kıymetini bilmez. Birisi de sağlıktır. Hakikaten bugün bilim insanları birçok hastalığın kaynağında
sigara olduğunu çok net olarak ortaya koyuyorlar. Eskiden belki bu sigaranın zararları çok iyi bilinemediği için bizim ulemamız bunlara farklı hükümler vermiş. Ama geldiğimiz, yaşadığımız çağda artık bilim insanlarının efendim sağlık, insan anatomisi, insan üzerinde efendim ihtisas sahibi olan bilim insanlarının mesela bu COVID-19 ile ilgili bağışıklık sistemini büyük oranda sigaranın zayıflattığını, sizin de temas ettiğiniz gibi bu hastalığı ağır geçirenlerin, hatta hayatını kaybedenlerinle sigaranın arasında büyük ilişki olduğunu artık biliyoruz. Bu bakımdan hakikaten işte hayırda şer, şerde hayır az öncesi ilkesi çerçevesinde bu vesileyle bu sigaradan Müslüman kardeşlerimizin uzak durması, bunu bir vesile ederek hakikaten bu sigaradan insanların kurtulması hem bu sağlığımızı ifsad ediyor. Yani bakın şimdi biz diyoruz ki 100 bin, 100 şu kadar insan öldü. Halbuki sigaradan ölenler bunun çok daha fazlası. Bu Covid'den ölenlerin birçoğu da sigara içiyordu. Evet. Dolayısıyla Din İşleri Yüksek Kurulu da toplantımızda Sayın Diyanet İşleri Başkanımız da katıldı. Bize Din İşleri Yüksek Kurulumuz bu konuyu bir daha gündemine alsın dedi. Zaten kurul da caiz değildir diyor. Başkanımız da birçok toplantılarda açıkça deklare etti. Sigara haramdır dedi. Bu konuya biz de bir daha çalışacağız. Ama şu veya bu değil. Zaten dünyada birçok alim sigaranın haram olduğunu söylüyor. Evet. Kendisini saygıyla analım buradan. Rahle-i Tedris'inde bulunduk hocamız. Hayrettin Karaman hocamız. Artık gelinen noktada sigara haramdır diyor. Siz de bilirsiniz Dünya Alimler Birliği. Evet. Yusuf Elkaran abi. Onursal Başkanı haramdır diyor. Gelinen noktada da zaten bu işin haram olduğu da açıkça ortaya çıkıyor. Hocam şimdi sigara tabii çok önemli bir konu. Şuraya ben bir vurgu yapmak istiyorum. Şimdi bazı insanlar işte sigaraya helal diyenler de var diyerek bazı geçmiş kaynaklara atıf yapıyorlar. Şimdi İslam alimlerinin şöyle bir yöntemi var. Malum hepimiz biliyoruz. Bir ürün geldiğinde, bir şey geldiğinde, yiyilen, içilen bir şey asıl olan ibahadır. Eşyada asıl olan mübah olmasıdır. Bakarlar bir zararı var mı yok mu? Sigaranın bir zararı olduğunu bilmiyorsalar zaten ona helal hükmü verirler. Başka bir şey verme ihtimalleri yoktur. Ama günümüzde artık tıbbi çalışmalarla, araştırmalarla siz de bahsettiniz. Bu konu artık vüzuha kavuştu yani birçok açıdan. Artık hükmün değişmesi de normal. Dolayısıyla artık güncel hükümlere göre içen vatandaşlarımızın da hareket etmesi gerekir diyorum. Bir cümle söyleyeyim. Sigaraya mubah diyen zaten çok yok. Mesela tahrimen mekruh kavramı var. Din İşleri Yüksek Kurulu da onu konu. Bu çok teknik bir şeydir. Aslında tahrimen mekruh kavramı ile haram arasında da kayda değer bir fark yok. Yani Hanefi mezhebinin usul açısından usulünde bilmiyorum. Evet böyle bir incelik vardır. Diğer işte bizim mütekellimin metodu çok teknik şey söylemiyorum. O metotta zaten farz vardır. Efendim haram vardır. Yani arada bir ara hüküm olarak işte tahrimen mekruh falan yok. Dolayısıyla evet. Sigara gelinen noktada İnsan sağlığı üzerinde, iktisadi hayat üzerinde, hatta bu keyif veren uyuşturucuların da ilk basamağı olduğu ilgililer tarafından söyleniyor. Dolayısıyla bu zararlı alışkanlıktan tam kurtulmanın, zamanı. Sigarayı bırakmanın zamanı diye bir çağrı yapıyoruz. Siz de vesile oldunuz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Sigara tabii önemli, kurtulunması gereken bir illet en basit tabirle. Buradan hocam oruçtan zekatla ilgili bazı konulara geçmek istiyorum aslında. Malum insanoğlu medeni bir varlık, bir toplum içinde yaşayan ve toplum olarak yani Müslüman bir toplum olarak yaşaması gereken. Peygamber Efendimiz bizi çünkü bir binaya benzetiyor ve tuğlaları böyle birbirine sımsıkı sarılı yani yapışmış. Yani kenetlenmiş bir toplum olarak tanıtıyor bizi.
Yani ne demek istiyor? Aslında Müslümansanız, gerçekten bir Müslüman bilincine müttaki bir müminseniz böyle olmalısınız. Yani bir tuğlada sıkıntı varsa, yani bir Müslüman acı çekiyorsa siz de rahat etmemelisiniz. Çok doğru. Ve bunun hani toplumsal refahın sağlanması noktasında da İslam'ın getirdiği en temel hükümlerden birisi nedir? Zekattır. Zekat müessesesidir. Bu aynı zamanda zenginlerin malını temizleme ve bereketlendirmesinin de bir aracıdır. Şimdi COVID-19 bu salgın malum dünyada hem insanların hayatının kaybına neden olduğu gibi aynı zamanda pek çok insanın da hocam işsiz kalmasına, birçoğunun gelirlerindeki azalmaya neden olduğunu biliyoruz. Yani ve birçok insanın da bu nedenden dolayı sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Yine ülkemizde devletimizin teşvikiyle, devletimizin öncülüğünde bir yardım kampanyası başlatıldı. Biz bize yeteriz. Biz bize yeteriz. Yine Türkiye Diyanet Vakfı'nın diğer kurumların da, hayır kurumlarının da belirli bağış hesapları var. Bu bağlamda hocam bu COVID-19 salgını ile ilgili bu mağdur olan kişilere bunlar için açılan yardım kampanyalarına insanlar zekatlarını verebilirler mi? Nasıl yardım etmeliler? Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bu zekat meselesi ve Kur'an-ı Kerim'e bir bütün olarak baktığımızda sizin de ifade ettiğiniz gibi yani yardımlaşma kavramı, infak kavramı Kur'an'ın en temel kavramlarından Kur'an-ı Kerim'in birisi. Cenab-ı Hak namazla zekatı birlikte zikrediyor. Bu bakımdan bu konuyu da bizim kurulumuz değerlendirdi. Şimdi çevremize baktığımızda, dünyaya baktığımızda hakikaten bu salgın sadece insanları canından etmiyor. Yani fabrikalar kapanıyor, küçük işletmeler kapanıyor, insanlar işlerine gidemiyor, toplumda bir sürü mağdur oluştu. Yani ve bunun ne kadar da daha süreceği belli değil. Bu bakımdan tam da paylaşmanın, bölüşmenin, dayanışmanın hakikaten doruklaşması gereken çok önemli bir zaman diliminde bulunuyoruz. Devlet Başkanı bir çağrı yaptı. Dedi ki, yani biz artık millet olarak var olan bu yardımlaşma hasletimiz konusunda bir daha bir dünyaya örnek olalım. Biz bize yeteriz. Hakikaten millet de bunu kavradı. Bu arada Din İşleri Yüksek Kurulu'na bir sürü sualler geldi. Biz bu kampanyaya zekatlarımızla da katkıda bulunabilir miyiz? Biz de bunu Sayın Diyanet İşleri Başkanımızla birlikte değerlendirdik. Şöyle bir karar alındı. Yani müstakil bir hesap talebi yaptık ilk önce. Müstakil bir hesap talebi olsun. O gerçekleşmeyince şöyle bir kanaat, fetva paylaştık. Nasıl olsa bu fakirlere verilecek. Ama bu biz bize yeteriz kampanyasına katkıda bulunan kardeşlerimiz eğer zekat olarak buraya iştirak edeceklerse ilgili hesaba para yatırırken zekat kaydını koymaları gerekmektedir. Çünkü malum zekatın sarf yerleri farklıdır. Zekat nerelerde harcanacak? Bizzat Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiş. Yani bu tüzel kişiliklere zekat olmaz. Zekat daha çok özel kişilerin, şahıslarındır. Bidayette zaten bu zekatın toplanması ve harcanması devlet eliyle olmuştur malum. Bilirsiniz. Zekat memurları vardı. Zekat tabii, memurları eliyle toplanıyor. Kur'an da ona diyor. Hazreti Osman zamanına kadar zekat bir devlet kurumu olarak devlet tarafından biz onlara tırnak içinde zekat amilleri, işçileri diyoruz. Onlar toplar. Bir fonda toplanır bu. Devlet bu zekata müstahak olanlara dağıtırdı. Ondan sonra kişilerin iradesine bırakılmış, vicdanına bırakılmış. Ama gelinen nokta itibariyle kardeşlerimiz diğer yardımlarını yaptığı gibi bu çerçevede bu biz bize yeteriz kampanyasına zekat kaydını düşerek yardımlarını yapabilirler. Tabii burada görüşümüzde, fetvamızda aslında bir ifade daha var. Harcarken de yetkililerin bu zekatla ilgili şeylerin zekatın dağıtım yerlerine uygun olarak harcanması konusunda bir hassasiyet talebinde kurulumuz orada belirtiyor hocam.
Çok teşekkür ederim. Evet, ilgililer de öyle bir taahhütte bulundular zaten. Zaten ihtiyaç sahiplerine harcanacağı için. Evet. Ama burada şunu da unutmamak lazım. Müslümanın tek bağışlayacağı şey, tek yardım edeceği şey zekatta değil. Yani amin. İnfak dediğiniz, infak malum zekatı da, nafile sadakaları da, diğer birçok bağışı da içine alan çok daha böyle cami, kapsayıcı bir kavram olarak, daha kuşatıcı bir kavram. Kuşatıcı bir kavram olarak karşımızda duruyor. Bir de hocam, zekatın tabii yanı sıra Ramazan ayındayız. Ramazan ayında fitre, fıtır sadakası halkımızın deyimiyle veriliyor. İşte Ramazan'da bayrama ulaşmanın, Ramazan orucu tutmanın, o mükafatı elde etmenin bir şükranı, onun bir şükrü olarak verilen bir fıtır sadakası var. Aynı konu yine bu kampanyalara insanlar fıtır sadakalarını verebilirler mi? Bu konuyla da ilgili birkaç şey söylerseniz. Şimdi fıtır sadakası da genelde bu Hanefi mezhebinde vaciptir. Vacip olma zamanı da bayram namazından öncesine kadar yani verilmesi gerekir. Ramazan ayında da genelde verilebilir. Kimler yükümlü? Az önce değindik ona. Yani fıtır sadakasını genelde bizim ülkemizde herkes veriyor. Ama fıtır sadakasıyla yükümlü olabilmek için işte bir nisap, bir zenginlik ölçüsü olarak ifade edilen 80,18 gram altın veya bunun karşılığı bir ticari bir parası olan kişiler bunun üzerine bayram günü de olsa üzerinden yıl geçme veya diğer zekatta aranan şartlar yoktur. Kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için fitre verirler. Fıtranın hikmeti anlatılırken bu bir bakıma canın, vücudun zekatıdır. Bu bakımdan Ramazan ayından önce de verilebilse de verilebilir. Ama daha çok geleneğimiz Ramazan ayında yani Ramazan'ın feyzinden, bereketinden, bayrama yakın olarak fakirlerin, yoksulların efendim işte bayram sevincini yaşamaları için daha çok Ramazan ayında bu verilir. Ama bugünlerde de Ramazan içerisindeyiz. Verilmesinde, Ramazan girdikten sonra verilmesinde de bir sakınca yoktur. Aynı şekilde zekatta olduğu gibi fitre de fakirin hakkıdır. Zekatın verildiği yerlere fitre de verilir. Bu bakımdan fitresini biz bize yeteriz kampanyasına bağışlayacak kardeşlerimiz yine aynı kaydı oraya da koymaları uygun olur. Yani fitre dediğimiz aslında harcama yerleri açısından zekatla aynı. Sadece ödeyecek kişiler anlamında zekatta bazı farklılıkları var. Evet. Yani şey biraz daha geniş. Fitreyi, fıtır evet. sadakasını ödeyecek kişiler daha geniş, daha fazla evet. kişi. Bu anlamda hakim görüş dediğiniz gibi Ramazan evet. ayından sonra ve özellikle de hatta bayram günü verilmesi yönünde. Evet. Ama daha önce de yoksulun lehine, yani yoksulun ihtiyacını, çünkü belki bir kendisine kıyafet alacak, belki bir ihtiyacını görecek. Bayrama daha mutlu girsin diye daha önceden de verilebileceğini söyleyen alimler var. Bir de hocam şuraya geçmek istiyorum. Zekat dediğimiz şey malum nisap miktarı mala sahip olduktan sonra, temel ihtiyaçlar ve borçlar çıktıktan sonra evet. bir senelik borç. Nisap miktarı mala sahip olup üzerinden bir kameri yılı geçmesi şartı var. Belki burada şunu da tahsih edelim hocam. Bizde hep Ramazan ayı zekat ayı gibi düşünülüyor. Evet. Aslında Ramazan ayı evet. zekat ayı değildir. Zekat ayı sizin zengin olduğunuz, nisap miktarı mala sahip olduğunuzun üzerinden 355 gün geçtiği gündür. Çok yani onu bir tahsiye etmek isterim. Ama şimdi zekatını vermek isteyenler var ama zekatının malum bir yıllanma şartı var. Zekatının daha süresi gelmemiş. Bu kişi gelecek senenin zekatını vermek isterse ne yapabilir? Bu caizdir diyelim ama bu Ramazan niye tercih ediyor insanlar? Yani işte Ramazan her gecesi kadir bilebiliriz. İşte oruç yani Cenab-ı Hakk'ın Ramazan'da verilen sadakalara, zekatlara daha fazla karşılık verileceğine inandıkları için böyle bir gelenek olmuş. Ama fıkhi durumu sizin söylediğiniz gibi.
Şimdi bir insanın zekatla yükümlü olabilmesi için siz söylediniz, işte bir zenginlik ölçüsüne ulaşacak, asli ihtiyaçlarının dışında borçlarını da çıkacak, efendim kalan bu varlığının hesabını yapacak, bunun 1/40'ını, %2,5'unu verecek. Bunu bir anda da verebilir, bir seneye de yayabilir. Ama böyle sel gibi, yangın gibi veya çok daha acil ihtiyaçlar varsa, henüz yılı dolmamış, gelecek yılın zekatını da veya birkaç yılın zekatını peşin olarak vermek caiz mi? El cevap caiz. Bunda da bir sakınca yok. Aslında bunun örneği de Hazreti Peygamber zamanında var. Hazreti Peygamber'in amcası Abbas zekatını önceden veriyor. Peygamberimiz de ona herhangi bir olumsuz veremezsin gibi herhangi bir şey yok. O bu noktada da izin olduğunun bir delili, bir nası diyebiliriz. Şimdi bu zekat konusu değinmek isterim. Şimdi mesela Hazreti Ebu Bekir, ya bu çok önemli bir şey. Müslümanlar zekatlarını verseler fakir kalmaz. Zekat konusunda bütün Müslümanların görevlerini tam yaptığı kanaati, yani bilemiyorum tabii, bilemiyoruz ama olaylara baktığımızda bu konuda ihmalkar davrandığımızı söyleyebiliriz. Ama mesela Hazreti Ebu Bekir devlet başkanı olunca malum bir iki olayla karşı karşıya kalmış. Bir tarafta dinden dönenler var, bir tarafta işte ordu sefere çıkmış, bir tarafta da devlet başkanı seçilmiş. Bu irtitat edenler var, gelip diyorlar ki biz her şeyi kabul ederiz ama bizim malımızda başkasının ne hakkı var? Zekat vermeyiz. Vermeyiz diyorlar. Hazreti Ebu Bekir'e sahabe gelip diyor ki biraz göz yum bunlara filan. Hazreti Ebu Bekir diyor ki bırakın göz yummayı, Allah Resulüne verdikleri bir devenin boynuna bağlanan ipi, yularını bana vermezlerse onlarla savaşırım. Yani zekat Cenab-ı Hakk'ın bizim üzerimize yüklediği bir görevdir. Bu ihtiyari bir mesele değildir. Mesela zekatın dışındaki sadakalar, bunlar da yapmamız gereken ödevler ama zekat farzdır. Kur'an-ı Kerim çok sarih olarak diyor ki وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ, yani zenginlerin malında fakirlerin hakkı vardır. Yani zekat vermek için bahane aramak lazım, vermemek için değil. Zekat malı korur. Zekat efendim malı bereketlendirir. Malın içindeki fakir fukaranın hakkını temizler. Toplumsal dayanışmayı, sevgiyi, kardeşliği, efendim aynı vatanı paylaşan insanların arasındaki muhabbetin oluşmasına katkı sağlar. Dolayısıyla kardeşlerimizi zekat konusunda hassas davranmaya bu vesileyle bir daha davet etmiş olalım. Şimdi hocam, Allah davet ediyor zaten. Evet, Allah'ın açık bir emri zaten. Hazreti Ebu Bekir'in orada istemesi de devlete istemesi. Çünkü evet. Aslında o hassasiyeti şu, ben fakirin hakkını kimsede bırakmam. Aynen. Bence hassasiyet aynen. Bu. Buradan hocam şuna geçelim. Zekatla ilgili yine bir başka konu var. Şimdi bu Covid-19 salgını nedeniyle pek çok iş yeri kapalı şu anda. Ve işverenler, işçilerini bazıları çıkarttı, bazıları çıkartmadı, fiili olarak çalışma yok. Şimdi bu işverenler zekatlarını işçilerine verebilirler mi? Hangi durumda verebilirler? Biraz karmaşık bir konu ama neler söylersiniz? Evet, malum bu da Din İşleri Yüksek Kurulu'na sıkça sorulan suallerden birisi. Yani hakikaten devlet tedbir alıyor. Küresel bir salgın var, küresel bir problem var. Gerçekten insanlar işlerinden oluyor, günlük çalışanlar var. Zannediyorum devlet de bir kura kanun çıkardı. 3 ay süreyle işten çıkarma yok. Evet, yasakladı zaten. Evet, katkı sağlıyor. Şimdi burada deniyor ki, yani zekatla işçinin ücretini bir defa birbirinden ayırmak lazım. Şunlar olmaz mesela. Bu süreçte, yani bu salgın devam ederken, normal olarak işverenle işçi arasındaki İş akdi devam ediyor. İş akdi devam ediyor. Ama işveren işçisine ücretsiz izin vermiş. Şimdi bir,
Bu var. İki, iş akdini feshetmiş, resmiyette feshetmiş ama fiiliyatta devam ediyor. Şimdi diyor ki, ben bu durumlarda çalışmayan çalışan, bir bakıma iş akdini resmiyette feshetmiş ama fiiliyatta devam ediyor. Veya iş akdini feshetmemiş ama iş veremiyor. Ben bu işçilerime zekatımı verebilir miyim? Şimdi ücretle zekatın bir araya gelmesi söz konusu değil. Ebu Hanife'ye nispet eden bir görüş vardır. Yani dolayısıyla bu pozisyonda olan, bu pozisyonda ifade etmeye çalıştığım işçilerinin ücretini işveren bir şekliyle vermesi lazım. Ücretlerini verir ama ücretlerinin dışında gerçekten onların fakir olduğuna inanıyorsa zekatlarını da ayrıca verebilir. Bunda bir sakınca yok. Ama fiilen iş akdi devam eden veya iş akdi resmiyette yok ama fiiliyatta var. Bu şekilde çalıştırdığı işçilerinin ücretini zekat olarak vermesi caiz değil. Yani resmi olarak, fiili olarak çalışan kişiye yani zekat borcum var, ben bu ücret yerine sana ya da ücret olarak zekat vereyim diyemez. Evet. İzinsiz, yani izin verdiği çalışmayan ama resmiyette hala onun işçisi gözüken kişiye aynı. De onu veremez. Hangi durumda verebilir hocam? Bunların durumunda işçisini çalıştırıyor, ücretini veriyor ama onun durumunu biliyor. Eğer muhtaçsa ücretini verdikten sonra zekatını ücret mukabili değil de zekat olarak verebilir. Diğer fakirlere verdiği gibi çalışan işçisine de verebilir. Ya da ama eski işçisine verebilir, işten çıkardığı kişiye verebilir. Bu çok asil bir davranış olur. Mesela hakikaten çıkarmak zorunda kalmıştır. Fiilen iş akdi bitmiştir. Bunlar bana emek verdiler. Benim kazancımda katkıları var diye onların ihtiyaçlarını karşılaması, zekatla birlikte diğer zekatını verebildiği gibi diğer ihtiyaçlarını da karşılaması tabii çok güzel bir davranış olur. Evet hocam, son bir konuyla programımızda da çok fazla süremiz kalmadı ama evet. Bu aslında koronavirüs salgınıyla alakalı ama oruç ve zekatla ilgili değil. Malum insanlar ekonomik, birçok insan ekonomik sıkıntı yaşıyor bu dönemde. Devletimiz de insanların bu ekonomik sıkıntılarını nasıl hafifletebilirim, nasıl onlara yol gösterebilirim diye belirli yöntemler ortaya koymaya çalışıyor. Bunlardan biri de bu hastalık, afet durumlarında devletin ihtiyacı olanlara verdiği bir destek kredisi var. Evet. Bu destek kredilerini faizin haram olduğunu Kur'an ve sünnette açıkça biliyoruz zaten. Bu devletin verdiği bu kredileri bu bağlamda nasıl değerlendirebiliriz? Bu konuyu da biz Din İşleri Yüksek Kurulu'nda siz de biliyorsunuz müzakere ettik. Şöyle diyelim, şimdi faizin her türlüsü haramdır bir defa. Kur'an-ı Kerim net olarak ve halallahu el-bey'e ve harramer riba. Bunun taraflarının özel veya tüzel kişiler olması fark etmez. Yani devlet olur veya bir başkası olur. Faiz İslam'da haram kılınmıştır. Mecbur kalmadıkça faize bulaşmamak lazım. Ama yaşadığımız bu günlerde gerçekten işini kaybeden, çalıştırdığı işçilere para ödeyemeyen, işte KOBİ'ler diyorlar. Devlet de bu konuda bir tedbir alıyor. Bildiğim kadarıyla işte şu kadar Merkez Bankası'ndan Maliye Bakanlığı kanalıyla bu insanlar işlerinden olmasın, hayat devam etsin, iktisadi hayat devam etsin, iş yerleri kapanmasın diye fedakarlıkta bulunarak hatta çok işte şu kadar zaman ödemesiz, ondan sonra da şu kadar şartlarda bir takım teşvik kredileri veriyor. Bunlar caiz mi değil mi? Şimdi bu noktaya baktığımızda şöyle diyelim, bu bir insanın, Kenan Hocam, bir insanın kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin asgari efendim hayat standartları içerisinde, zaruri hayat standartları içerisinde yaşamalarını temin etmek bir bakıma zarurettir. Zaruretler de bazen mübah haram olan şeyleri mübah kılabilir. Olaya bu açıdan bakarsak, bu çerçevede konuyu suistimal etmeden,
yalan beyanda bulunmadan, zaruret ihtiyaçlar ölçüsünde devletin vermiş olduğu bu teşvik kredileri alınabilir. Ama Din İşleri Yüksek Kurulumuz buraya bir de bir kayıt koydu. Malum şimdi devletin de finans kurumları var. Finans kurumları. Yani onlar teorik olarak bilebildiğimiz kadarıyla faiz ilkelerine göre değil de daha çok murabaha ilkelerine göre faizsiz bir takım enstrümanlar kullanarak çalışıyorlar. Onlar başta tercih etmek üzere bu sıkıntılı dönemde devletin vermiş olduğu bu efendim teşvik primlerinden istifade edebilir. Yani devletin burada zaten bu krediyi verme amacı malum halkın sıkıntısını, ihtiyaç içinde olan kişilerin sıkıntısını rahatlatmak, bir ölçüde onları yani temel ihtiyaçlarını karşılayabilir bir konuma getirmek. Burada onu zengin etmek ya da ondan kar etmek gibi bir amacı yok. Zaten uzun vadede çok küçük bir şeyle, bir oranla veriliyor. Ve katılım bankaları, finans kurumları aracılığıyla da bu veriliyor. Biz kurulu olarak onu tavsiye ediyoruz. Bu ikisinin normal faizli krediyle bu ikisini aslında ayırmak gerekiyor. Mutlaka, bazı zihinler karışıyor buna. Burada bir zaruretten bahsettik. Bir de şey var. Yani zaten devletin bu verdiği ödeme günü geldiği zaman paranın alım gücünün altına düşüyor. Bu konuya böyle yorum yapanlar da var. Yani reel bir faiz olmuyor aslında. Evet, burada bir ihtiyaç var. Toplumsal bir ihtiyaç var. Bir zaruret var. Hakikaten yani işte diyorlar ki bir tabii bizim alanımız değil. Dünya iktisadı yani dünya ekonomisi bu süreçte yüzde şu kadar oranında küçülecek. Tabii burada da yani işte küçük esnaf var. Elinin emeğiyle o küçük esnafın küçük iş yerleri var, orada çalışan işçiler var. Böyle toplumsal mağduriyeti azaltmak için devlet böyle bir imkan hazırlıyor. Dolayısıyla söylediğimiz ölçülerde kurulumuz da buna caiz dedi. Peki hocam, ben güzel sohbetiniz için teşekkür ediyorum. Programımızın böylece sonuna geldik. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sadece bir dilek izin verirseniz. Buyurun hocam. Hakikaten İnsanlığı tehdit eden ve birçok ölümlere sebep olan bu salgın hastalıktan bir an önce Rabbimizin bizi kurtarmasını niyaz ederken bu vesileyle kullukta Allah'a karşı görevlerimizde daha hassas olmamız gerektiğini, ölüm meleğinin her zaman kapımızı çalabileceğini düşünerek hayatı ibadetle efendim Kur'an'ın emirleri, peygamberimizin tavsiyeleri istikametinde değerlendirerek Allah'ın beğendiği bir kul olarak yaşama konusunda da bizim daha çok gayret etmemize bir vesile oldu. Ben buradan böyle bir ders çıkarmayı da Cenab-ı Hak bize nasip etsin diliyorum. İnşallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Oğlum. Sevgili seyirciler, bugün Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekilimiz Zeki Sayar hocamızla birlikteydik. Hocamızla COVID-19 salgını çerçevesinde ortaya çıkan dini problemlerden oruç ve zekatla ilgili olanları konuşmaya çalıştık. Yine devlet bankalarının verdiği sosyal destek kredilerini ele aldık. Ben programa katıldıkları için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Bir dahaki hafta buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.